İkinci ekipman alırken dikkat etmemiz gereken birkaç unsur tabii ki de mevcut. Öncelikle yayın üst eşiğindeki ters metresine, yani üst eşitteki açılan çizgilerin simetrisine dikkat etmemiz gerekiyor. Baktığınız zaman çizgilerde yer alan bütün tellerin simetrik bir şekilde aralıkları olması gerekiyor. Yani La ve Mi telinde 3 mm bir aralık varsa R ve La telinde de mutlaka 3 mm'lik bir aralık olması gerekiyor, örnek vermek gerekirse. Onun dışında köprümüzün yani üst eşiğimizin şekli de önemli. Yani öne çok eğilmiş olmayacak, çok geriye düşmüş olmayacak. Aynı zamanda kemanın burgularına da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok sert burgulu olan bir kemanı almamamız gerekiyor ikinci elde. Tabii yay da burada çok önemli bir enstrüman. Çünkü keman alırken mutlaka yanında yay da alacaksınız. Yayın da öncelikle kıllarının eksilip eksilmediğine bakmanız gerekmekte. Bunu nasıl anlayacağız? Yayın dip kısmında kıllar kopmuşsa oldukça net bir şekilde belli oluyor. Eksik kıllı olan yayı tercih etmeyeceğiz. Aynı zamanda yayı şöyle normal çalacakmış gibi gelip şu şekilde düz olup olmadığına bakabilirsiniz. Düz olan bir yayı tercih ediyoruz. Evet. Onun dışında eğer el yapımı bir keman alacaksanız daha üst seviyeler için, ben başlangıç seviyesinde el yapımı keman önermiyorum. El yapımı bir keman alacaksanız ikinci el, dikkat etmeniz gereken çok daha fazla unsur var. Bunlardan birkaçı kemanın yaşı. Sanılanın aksine keman ne kadar eskiyse, ne kadar yaşlıysa ağacı o kadar korumuştur ve o kadar değerlidir. O kadar da pahalıdır dolayısıyla. Tabii eski keman olduğu için kemanda yorulmalar olabilir, ahşapta çatlamalar olabilir, iç aksamlarında bozukluk olabilir. Bunların hepsinin çok detaylı bir gözlemden geçmesi gerekiyor. Ben lütiye gözetiminde almanızı öneririm. Eğer kemandan çok anlamıyorsanız. Hare dediğim şey şu kemanın arkasındaki ve yanlarındaki şu çizgiler. Hare derken bunlardan bahsediyorum. Hareli olması akça ağacın kalitesini gösterir. Tabii ki, ama haresiz akça ağaçla yapılmış ikinci el kemanlar da vardır. Hareli olanları ben tercih ediyorum. Bunun dışında el yapımı ikinci el eski bir keman alıyorsanız çatlağı olabilir. Mesela benim kemanımın da şurada bir çatlağı var. Ben bunu görerek aldım. Bu çatlak kemanın işleyişinde, sesinde, akustiğinde herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa tercih edilebilir. Onun dışında tabii burgularına mutlaka bakıyoruz. İkinci el kemanların çoğunda burgu yorulması olabilir. Burguları tekrar elden geçirmek gerekebilir. Bir lütüye götürmek gerekebilir kemanı. Kemanı almadan önce dediğim gibi mutlaka bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Mesela eski keman alıyorsanız şu kısmındaki yapıştırıcılara mutlaka bakmanız gerekiyor. Açılmalar olabiliyor. Ya da arka kapak eğer yekpare değilse, benimki gibi çift parçalı kapaksa, mutlaka şu arka kısımda bir açılma var mı? Bunun da kontrol edilmesi gerekiyor. Keman kirli olabilir. Eski bir keman alıyorsanız keman kirli olabilir. Ya da cilası aşınmış olabilir. Bunlar değerine değer katar. Yanlış bir algıya düşüp aman tanrım bu çok eski bir keman, yani değersiz bir şeydir dememek gerek. Şöyle bir örnek verebilirim. Stradivarius, Antonius Stradivarius'un çok ünlü bir İtalyan keman yapımcısıdır 1700'lü yıllardan. Niccolo Amati gibi, yani çok ünlü İtalyan keman yapımcılarının kemanları büyük dünya çapında açık arttırmalarda milyon dolarlara satılır. Benim elimdeki kemanda yaklaşık 70-80 yıl arası bir tarihi olan keman. Dolayısıyla her aksamı düzgün çalışıyorsa, kemanın cilasının aşınmış olması ya da kirli olması
size herhangi bir handikap oluşturmayacaktır.